kendileri dışında başka bir coğrafyada Kürtler temel hak ve özgürlüklerine kavuşup siyasal taleplerini dile getirildiğinde aşiretvari feodal yapılarının dağılacağından korkuyorlar. Asıl Türkiye ile ortaklaşmalarının gerekçesi evet sermaye ilişkileriyle beraber mevcut Kürtlerin içerisindeki o hakimiyetlerini kaybetme korkusu da var. Türkiye'de yürütülen demokratikleşme mücadelesinin oraya yayıldığında oradaki otoriter yapılarının, oradaki feodal düzenlerinin bozulacağından ötürü Türkiye ile ortaklaşıyorlar. O yüzden onların lokal düzeyde amaçları olabilir ama Orta Doğu coğrafyasının temelinde yatan, sorunlarının temelinde yatan mesele halkların haklarının tesis edilmemesi ve halkların demokratik zeminde yürütmüş oldukları mücadele doğrultusunda haklarını talep etmesi yatıyor. Yani zaten Türkiye'de bugün demokratikleşme adımları atılmış olsaydı, İmralı'da devam eden tecrit sona erdirip devlet ile örgüt arasında, devlet ile İmralı arasında görüşmeler başlanıp tekrar bir çözüm sürecine girilmiş olsaydı, bugün sınır ötesi operasyonlar da olmazdı. Başka bir ülkenin hakimiyet alanı, egemenlik alanına giren uygulamalar da yapılmamış olurdu. Tek temel gaye burada Kürt sorunun çözümsüzlüğüne dair ve bu çözümsüzlükten kaynaklı olarak iktidarlarını devam eden siyasal iktidarların amaçları uğruna bunlar yapılıyor. Bugün bu enflasyonist ortamda savaş politikalarının ülkeye maliyetinin ne olduğunu herhalde yoksul gariban bunu çok iyi görüyor. Ülkede insanlar ekmek derdine düşerken kimse Irak'ta GBT kontrolü yapılmasının gerekli olduğunu illaki düşünmüyorlar. İnsanların bugünkü temel gayesi refah düzeyinin bu kadar düşmesi. Ama refah düzeyi bu kadar düşerken savaş politikaları için harcanan milyarlarca TL'nin maalesef boşa gittiğini de görmedik. Abesle iftihar olmuş.